بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل بسم الله الرحمن الرحيم Bizlere göz nuru çocuklar lütfeden Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Çocuklara arkadaş gibi muamele eden ve kutlu doğumunu idrak ettiğimiz Efendiler Efendisi, sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Sevgili çocuklar, çok kıymetli anneler, babalar, hasreten geleceğimizi inşa etmek için kurulmuş sivil toplum örgütlerinin saygıdeğer yöneticileri, Sosyal Hizmetler Vakfı'nın Sayın Başkanı, hanımefendi, öncelikle sözlerime başlarken hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Ya programı yönetenlerden bir şey rica edebilir miyim? Şu ışıkları bir açar mısınız? Şu yüzleri bir görmek istiyorum ben. Yani genelde programlarda yayını esas alarak sadece böyle karanlık bir salona konuşmak istemiyorum doğrusu. Birkaç şey söyleyeceğim. Allah razı olsun. Şöyle. Bundan 4 sene önce henüz bu göreve başlamıştım. Amerika'dan sonradan Müslüman olmuş bir hanımefendi sadece benimle görüşmek için Amerika'dan Türkiye'ye geldi. İstanbul'da geldi, buldu beni. Önce hayatını anlattı bana. Dedi ki ben dedi 24 sene bir Katolik kilisesinde rahibe olarak çalıştım. Sonra bilhassa kilisenin duvarları arasında Hazreti İsa'nın yeryüzüne getirdiği sevgiyi ve merhameti nasıl kaybettiğimizi görerek ve acı acı yaşayarak dinimi terk ettim. Ve yeniden bir arayışa girdim. Önce Budist oldum. Dünyanın muhtelif yerlerinde Buda tapınaklarında hakikati aradım. O aradığım sevgiyi, merhameti aradım. Fakat oralarda da bulamadım. Sonra İslam dininin kitabını okumadan önce biz Batılılar onu daha çok Muhammed Mustafa ile tanıdığımız için önce onun hayatını okumak istedim. Ve İslam peygamberinin zaten bize çok çarpıtılarak anlatılan hayatını okudum. Ve sonra hakikati buldum. Allah'a hamdolsun. Fakat Müslüman olduktan sonra büyük bir endişeye kapıldım. Dünyada Müslüman kuruluşların başlarıyla, başlarından birileriyle buluşarak, görüşerek içine girdiğim endişeyi paylaşmak istedim. Araştırdım. Önce Mısır'a gitmek istedim. Sonra sizi bana söylediler. Diyanet İşleri Başkanı ile görüşmek üzere Amerika'dan geldim. Size taşımak istediğim mesaj şu. Dinler insanlık merhametini kaybediyor. Birinci mesajım bu. Bütün insanlık merhametini kaybediyor. İnsanlığa merhameti aşılayacak olan dinler de insanın eliyle merhamet kaybına uğruyor. Yeryüzüne merhameti taşıyan son din İslam kaldı. Lütfen
Bütün İslam alimlerine benim bu selamımı söyleyin. İslam bilginlerine, Müslümanlara, yeryüzünün rahmet kaynağının kaybolmaması için daha fazla çalışın. Bunu neden anlattım? Gerçekten bugün yeryüzünde çocuk konusunu ele alarak bir araştırma yaptığınızda Afrika'dan Asya'ya, Latin Amerika'dan dünya Avrasya'ya kadar dünyanın muhtelif yerlerinde çocukların içerisine düştüğü durumu dikkate alarak bir araştırma yaptığınızda görürsünüz ki gerçekten insanlığın merhameti azalıyor. İnsanlık merhamet kaybına uğruyor. İşte onun için bugün insanlığı bilhassa çocukların yüreklerine Rabbimizin yerleştirdiği merhamete ihtiyacı var. Eğer yeryüzü merhameti öğrenmek istiyorsa Rabbimizin bize gönderdiği, Rabbimizin insanlığa yeryüzünde inşa etmek zorunda olduğumuz merhameti görmek ve öğrenmek istiyorsa onu ancak çocukların kalbinde, yüreğinde, hayatında görebilir, öğrenebilir. Bugün insanlığın ciddi bir merhamet sözleşmesine ihtiyacı var. Bugün insanoğlunun o merhameti yeniden keşfetmeye ihtiyacı var. Sevgi kelimesi güzel bir kelimedir. Bütün dillerde, bütün kültürlerde, bütün lisanlarda sevgi kelimesi elbette çok güzel bir kelimedir. Fakat merhamet kelimesiyle mukayese edilmeyecek derecede merhamet sevgiyi de içkin, sevgiyi de içerisine alan, adaleti içerisine alan, ahlakı içerisine alan çok daha yüksek bir kavramdır. Onun için Cenab-ı Hak Peygamberimiz için en güzel kelime olarak bu kelimeyi seçmiştir. Biz seni ancak bütün alemlere rahmet olarak gönderdik buyurmuştur. Çok değerli veliler, hanımefendiler, beyefendiler. Böyle olduğu içindir ki Yüce Rabbimiz bize gerçekten çok merhametli, kerim bir peygamber gönderdi. Ve o peygamber önce 7 yaşındayken, önce daha dünyaya gelmeden babasını kaybetmiş, 7 yaşındayken, 6 yaşındayken annesini kaybetmiş, bir çocuğun dünyada karşılaşabilecekleri en büyük zorlukları yaşayarak peygamberlik yolunda ilerledi. Sonra baba olduğunda da Hazreti Fatıma, kızı Fatıma hariç bütün çocuklarının acısını yaşayarak çocuklarla ilgili yaşayabileceğimiz, insanların yaşayabileceği bütün acı tecrübeleri yaşayan bir peygamber gönderdi. Bunlar tesadüf değil. Onun için sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha peygamberlik hem gelmeden önce peygamberlikle birlikte belki de yeryüzünde çocuk hakları bildirgeleri diyebileceğimiz bütün metinlere kaynaklık yapacak. Çok önemli ilkeler, çok önemli prensipler getirdi yeryüzüne. Biz büyüklerin bugün Afrika'da ve dünyanın muhtelif yerlerinde açlığa mahkum ettiği çocuklar, eğitimsizliğe mahkum ettiği çocuklar, ölüme mahkum ettiği çocukların hesabını Allah'a çok zor veririz. Daha önce bir konuşmamda ifade ettim. Eğer yeryüzünün kıyameti bir büyük günahtan dolayı kopacaksa o kıyamet yeryüzünde insanların çocuk haklarına riayet etmedikleri için, çocukları himaye etmedikleri için, çocuklara karşı merhametsiz kaldıkları ve merhametsiz davrandıkları için olur ancak bu kıyamet demiştim. Bugün bütün savaşlarda, bütün şiddet hareketlerinde en büyük mazlum, en büyük mağdur Yüce Rabbimizin gözümüzün nuru, kalbimizin süruru olarak tarif ettiği çocuklarımız en büyük zulmü görüyor. Onun için
Allah'a hamdolsun ülkemizde diğer dünyalarla mukayese ettiğimizde hala aile müessesemiz çok önemli bir noktada. Fakat buna rağmen gün geçtikçe, zaman ilerledikçe bu düşünceler, bu güzel duygular zayıflıyor. Annesiz babasız kalan çocuklarımızın sayısı artıyor. Hep beraber dikkatli olmalıyız. Evlenmeden önce o evlilik sözleşmesine imza atarken bütün büyüklerin, bütün annelerin, anne adaylarının, baba adaylarının öncelikle o ahitnamenin, o mukavelenin, o sözleşmenin sadece kendilerini ilgilendirmediğini, onun için nikah akdinin dünyadan iki tane şahidi var ama asıl şahidi Allah'tır. Asıl şahidi Allah'ın melekleridir. Ve o akit sadece bizimle ilgili bir şey değil. Biz insanlığın geleceğini inşa etmeye karar veriyoruz aynı zamanda. Ve bizim sulbümüzden çocuklar dünyaya gelecek. Onlara hazır birer anne baba olmak için önce çaba içerisinde olmamız, evlenirken mutlaka buna riayet etmemiz lazım. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her şeyden önce biz kutlu doğum haftaları ile ilgili yanlış, zaman zaman yanlış algılar oluşuyor. Peygamberimiz sadece gül peygamberi değil. Peygamberimiz sadece sevgi peygamberi değil. Peygamberimiz aynı zamanda adalet ve özgürlük peygamberi. Peygamberimiz aynı zamanda yeryüzüne hakkı getiren, hakikati getiren, yeryüzünde her türlü zulmü, her türlü kötülüğü ortadan kaldırmak için gelen bir peygamber. Onun için biz çocuklarımıza sevgili peygamberimizi tanıtırken aynı zamanda bu yönlerini tanıtmalıyız. Onun bütün çocuklarla arkadaş muamelesi içerisinde olduğunu her büyük bilmeli. Yani peygamberimizin çocuklarla ilgili en büyük sünneti nedir diye sorarsanız, Peygamberimiz çocukları daima büyük arkadaş gibi görerek muamele etti. Hiç kimse sevgili Peygamberimizin bir çocukla konuşurken ayakta ve tepeden o çocuğa bakarak konuştuğunu gösteremez. Peygamberimizin hadislerini öğreten hadis talebesi olarak söylüyorum. Ne zaman ki bir çocukla konuşmuş Efendimiz, onun boyuna inmiş, yüz yüze ve göz göze gelerek ancak ona hitap etmiştir. Ve çocuk yeryüzünde büyüklere emanet edilen Rabbimizin en büyük emanetidir. Bu en büyük emanete ihanet etmek yeryüzünde yapılabilecek en büyük kötülüklerden bir tanesidir. Ben sözü çok uzatmak istemiyorum. Çocuklarımızı dinlemeye ve izlemeye geldiniz. Ben hasreten daha önce aslında biraz da mahcubum. Bir iki defa da olsa bu sevgi evlerinde çocuklarımızla halka kurarak onlarla oynadığımı hatırlıyorum. Aranızda onlardan var mı bilmiyorum ama böyle bir iki şerefe nail olduğumu hatırlıyorum. Onlara söz verdim, daha sık geleceğimi söz verdim. Ancak o sözümü tam da yerine getirmiş değilim. Bugün en azından hem o sözümü hatırladığım için hem de sizlerle bu kutlu doğum haftası ikliminde görüşmek ve buluşmak için huzurunuza geldim. Yüce Rabbimiz çocuklarımızı ebediyen korumayı, muhafaza etmeyi, himaye etmeyi, onların haklarına, hukukuna riayet etmeyi biz büyüklere nasip eylesin. Ve yeryüzünde hiçbir çocuğun zulme uğramadığı, kötülüğe uğramadığı, istismar edilmediği bir dünyayı birlikte inşa etmeyi Yüce Rabbimiz hepimize nasip eylesin. Kur'an-ı Kerim'in çocuklar için kullandığı ifade çok manidardır. Kurratu ayn. Kurratu ayn gözün nurudur. Çünkü gözün nuru kaybolduğu zaman insan kör olur ve önünü göremez.
Eğer çocuklarımızı biz korumaz ve muhafaza etmezsek toplum olarak, millet olarak ve insanlık olarak kör oluruz. Geleceğimizi göremeyiz. Önümüzü göremeyiz. Geleceğimizi, önümüzü görebilmemiz için gözümüzün nura ihtiyacı var. Göz nuru olan çocuklarımızı korumamız, muhafaza etmemiz. Onlara en güzel terbiyeyi vermemiz. Onlara en güzel eğitimi vermemiz. Sadece okula emanet edip testlerle uğraşmasını değil, aynı zamanda onların o güzel yüreklerinde zaten var olan Rablerine karşı, yaratıcı kudrete karşı sevgiyi, saygıyı, merhameti, Efendimiz Muhammed Mustafa'yı onlara çok iyi tanıtmalıyız, çok iyi öğretmeliyiz. Ve iyi bir insan olarak, bir tek insan, bir tek iyi insan bazen bir toplumu bütün kötülüklerden koruyabilir, muhafaza edebilir. Ben tekrar hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hasreten bugün çocuklarımızın, bütün çocuklarımızı ve onların şahsında ülkemizin ve dünyamızın, İslam coğrafyasının zorluk içerisinde kıvranan bütün çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum. Onları Rabbime emanet ediyorum. Rabbim onların yüzü suyu hürmetine, ki bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurmuştur. Eğer süt emen yavrular hürmetine Allah sizi bazı kötülüklerden korur buyuruyor. Çünkü onlar günahsız varlıklardır. Her doğan İslam fıtratı üzerine doğar diye bir hadisi vardır Efendimizin. Ben onu çocuk lisanına şöyle çeviriyorum. Her çocuk Müslüman doğar. Her çocuk Müslüman doğar. Sonra annesi babası onu başka dinlere çevirir. Ama aslında her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar. Yeryüzünde hiçbir çocuğun hiçbir kötülüğe maruz kalmadığı bir dünyayı inşa etmeyi Yüce Rabbimiz bizlere nasip etsin. Tekrar hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Efendimiz ile muhabbet etmeyi nasip eyle. Amin.